Aşağıdaki grafik bir bakkalın bir hafta boyunca sattığı ekmek sayılarını göstermektedir. Grafiğe göre bu bakkal günde ortalama kaç ekmek satmıştır? Hemen toplayalım. Pazartesi günü 10 ekmek satmış. Salı günü 20. Çarşamba 50. Perşembe 15. Cuma 30. Cumartesi 35. Pazar günü de 50. Toplayalım. Kolay yoldan toplayalım. 50 ile 50'yi toplarsak 100 yaptı. 20 ile 30'u topladık 50. 35 ile 15'i topladık 50. 100 de oradan geldi. 10 da buradan geldi. 210 oldu. Kaç gün var bir haftada? 7 gün. Ortalamasını sorduğuna göre toplam ekmek sayısını artık ne yapacağım ben? 7'ye böleceğim. Günde ortalama ne kadar sattığını bulmak için. O zaman 210'u alıyorum. 7'ye bölüyorum. O da 30 oluyor. Doğru cevap seçeneğimiz A şıkkı. Aşağıda bir elektronik satış mağazasında bir ay boyunca satılan cep telefonlarının markalarına göre sayısını gösteren grafik verilmiştir. Buna göre verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur? 4 markanın ortalama satış sayısı 900 adettir diyor. Hemen toplayalım. K'dan 800 adet, L'den 600 adet, M'den 1000, N'den de 1200. Burası 0, 0, 16, 1 evdeğimiz var. 3600. 3600'ü 4'e bölüyorum. Ortalamayı bulmak için. Çünkü 4 tane marka var. O da 900 yapıyor. Yani bu ifademiz doğru. Bunu sildim. En az tercih edilen markanın satış sayısı K markasının satış sayısının %75'idir. En az tercih edilen L, K'nın satış sayısının %75'ine eşittir diyor. Bakalım. 800'ün %75'ini bulalım. 100'e bölüp 75 ile çarpıyorduk. Buradan 8 kere 5, 40. 4 eldemiz var. 56, 600 oldu. Doğru mu? L 600 mü? Evet. Bu ifademiz de doğru. Birinci ve ikinci ifademiz doğru oldu. En çok tercih edilen markanın satış sayısı geri kalan 3 markanın toplam satış sayısının %50'si. En çok tercih edilen markamız ne? Diğer üçünü toplayalım bu durumda. K800, L600, M1000. Toplarsak 2400 oldu. 3 markanın toplam satış sayısının %50'sidir diyor. Yani yarısıdır demek istiyor. %50'sini bulalım. Buradan 2 sıfır sildik. 5 kere 4 20, 120, 1200 yapıyor. Doğru mu? Evet, bu ifade de doğru. Sildim. 3 ifademiz de doğru oldu. En az ve en çok tercih edilen markaların satış sayısı diğer iki markanın satış sayısından fazladır. En az tercih edilen ve en çok tercih edilen. L ve N. Toplarsak 600, 1200, 1800 yaptı. Diğer iki markayı bulalım. 800 ve 1000'i topladığımızda o da 1800 yaptı. Eşit geldi. Yani bu ifademiz yanlış. Bu durumda 3 tane ifademiz doğru oldu. Doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Aşağıdaki grafikte bir mağazadaki koltuk sayılarının renklerine göre dağılımı gösterilmiştir. Mağazada 720 koltuk bulunduğuna göre bu mağazadaki koltuk sayılarının renklere göre dağılımını gösteren sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Mağazada 720 koltuk satılmış. Tamamı 360'da. 360'da 720'ye karşılık geliyor. Tamamlı koltuklarımızın. Bu durumda her birini tek tek bulalım. Lacivertle başlayalım. Beyazla başlayalım ya da. Beyaz 90 dereceye karşılık geliyor. Bu durumda kaç adet koltuğumuz var bulalım. Doğru orantıdan. 360 ile x'in çarpımı 720 ile 90'ın çarpımına eşit. Burada sadeleştirirsek x'i 180 bulduk. Yani 180 tane beyaz olacak. Baktığımızda 180 tane beyaz B şıkkında var, C şıkkında var. Diğerlerini eledim. Gelelim daha sonrakine. Mor. 360'a 720 koltuk karşılık geliyorsa 40 derecelik açıya kaç koltuk karşılık gelir? 360 ile x'in çarpımı 40 ile 720'nin çarpımına eşit. Burada 360 ile 720'yi sadeleştirirsek x'i 80 bulduk. Yani 80 tane mor koltuğumuz olacak. Baktığımızda 80 tane mor B ve
C şıkkı ikisi de sağlıyor. Gelelim daha sonrakine. Kahverengi. Şimdi 360'a 720 koltuk karşılık geliyorsa 160 dereceye kaç koltuk karşılık gelir? 360 daha. X'in çarpımı 720 ile 160'ın çarpımına eşit. Sadeleştirdim. X buradan 320 oldu. Yani kahverengilerin sayısı 320 olacak. Bu durumda sadece bunu C şıkkı sağlıyor. Doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Yukarıdaki tabloda Mehmet'in 5 yıl boyunca her yıl okuduğu kitapların sayısı verilmiştir. Mehmet yılda ortalama 35 kitap okuduğuna göre X kaçtır? Yılda 35 kitap okuyor, 5 yıl boyunca okuyor. Bu durumda 5 ile ne yapacağız? 35'i çarpacağız. Ortalamasını bulmuş. Toplam kitap sayısını bulacağız. 5 kere 5, 25. 2 elimiz var. 175 olması gerekiyor buradaki sayılarımızın toplamının. Bu durumda bildiğimiz sayıları toplayalım. 37, 28, 42 ve 32'yi toplayalım. Şurası 12, 19 yapıyor. Bir eldemiz var. 3, 2, 5, 4 daha 9. Bir eldemiz vardı. 10, 13. 139 yaptım. 175'ten artık 139 çıkarırsak 2015'te okuduğu kitap sayısını buluruz. 15'ten 9 çıktı, 6. Burada 6 kaldı. 3 çıkarırsak 36 oldu. Doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. Yukarıdaki grafikte bir okulda bulunan öğrenciler arasında yapılan okul temsilcisi seçimlerinde 3 adayın aldıkları oy sayıları verilmiştir. Buna göre adayların almış oldukları oy oranlarının daire grafiğiyle gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle toplam oy sayısını alacağız. Bu bizim 360 derecemize karşılık geliyordu. 70, 40 ve 10'u toplayalım. Buradan 70 ile 40'ı toplarsak 110, 10 eklersek 120 oy verilmiş. Şimdi bu 120 oyun tamamı 360 dereceye karşılık geliyor. Ali için yaparsak 70 oya kaç derece karşılık geliyor? 120 çarpı x buradan 360 çarpı 70 oldu. Sadeleştirirsek 3 kere var. 210 oldu. Ali 210 dereceye karşılık geliyor. Yani bu şıkkı eledik, bu şıkkı da eledik. Daha sonra Orkun'u bulalım. Orkun 40'tı. Yani 120 oy 360 dereceye karşılık geliyorsa 40 oy kaç dereceye karşılık gelir? Buradan 120 ile yine x'in çarpımı 360 ile bu sefer 40'ın çarpımına eşit oldu. Sadeleştirirsek 120 derece karşılık geliyor. Bu da Orkun'un açısı. 210 Ali idi, 120 Orkun. Sadece D şıkkı sağlıyor artık. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. Aşağıda verilen sütun grafiğinde 2017-2018 yıllarına ait ilk 4 ayda köylülerden toplanan süt miktarları verilmiştir. Grafikte verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 2017 yılının ilk 4 ayında toplam 2 milyon litre süt toplanmıştır. 2017. Bakalım hemen. Burada 200 var. Sonra 500, 700 ve 600. 200, 500, 700 ve 600'ü toplayalım. 0, 0, 2, 5 daha 7, 14, 6 daha 20. Yani 2 milyon litre toplanmış. Bu ifademiz bu durumda doğru. 2018 yılında en az süt Ocak-Şubat aylarında toplanmıştır. 2018 yılında en az süt Ocak ve Şubat aylarında toplanmış diyor. Evet, grafiğimize baktığımızda bu ifademiz de doğru. 1 ve 2 doğru oldu. 2017 yılının ilk 3 ayda toplanan süt miktarı aynı yılda toplanan toplam süt miktarının %70'idir. Toplam süt miktarını az önce bulmuştuk. Kaç bulmuştuk? 2000 mi? %70'i. Ben baştan alayım. İlk 3 ayda ne kadar toplanıyor bulalım 2017'nin. 200, 500 ve 700. Toplarsak 1400 yapıyor. 4 ayını bulayım. 200, 500, 700 ve 600. Toplarsak 2000.
Şimdi bize ne demiş? %70'i kadardır. O zaman 2000'in %70'ini bulalım. Buradan 2 sıfır, buradan 2 sıfır sildik. 7 kere 2 14. 1400 yaptı. 1400 evet eşit. Bu ifademiz de doğru. 2018 yılının ilk 4 ayında toplanan toplam süt miktarı 2017 yılı toplam süt miktarının %80'ine eşittir. 2018'i hesaplıyoruz şimdi. 300 Ocak ayında, 300 Şubat ayında, 400 Mart ayında, 500 de Nisan ayında. Toplayalım. 1500 yaptı. 2017 yılı toplam süt miktarının %80'ine eşit mi? Hemen 2000'in %80'ini bulacağım. Buradan 2 sıfır, buradan 2 sıfır sildik. 1600 yapıyor. Bakın bu 1500, buysa 1600, yani eşit değil. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. Aşağıda verilen sütun grafiğinde 2017-2018 yıllarına ait ilk 4 ayda köylülerden toplanan süt miktarları verilmiştir. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 2018 yılının ilk 4 ayında toplanan süt miktarı sürekli artmıştır. Bakın bu ifademiz yanlış. Ocak ve Şubat aylarında çünkü sabitlenmiş. İkisinde de 300. 2018 yılının ilk 4 ayında toplanan süt miktarı 1 milyon 500 bin litredir. Hemen bulalım. 2018'in ilk 4 ayını topluyorum. 300. 300 bin tabii ki bu. Daha sonra yine 300. Daha sonra 400. Daha sonra da 500. Toplarsam 1500 yapıyor. Yani 1000'le çarptığımızda bunu artık ne oluyor? 1 milyon 500 bin litre oluyor. Bu ifademiz doğru. Bize de zaten doğru olan ifadeyi soruyordu. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı.